322 numaralı odada neler oluyor? Her otel odası, o odaya daha önce girip çıkan insanlar hakkında çeşitli hikayeler anlatır. Her oda, farklı amaçlarla, umutlarla seyahat eden ve tamamen farklı hayat mücadeleleri veren bambaşka insanlara ev sahipliği yapar. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, bazı otel odalarının veya otellerin bugüne kadar belirli bir şöhret kazanmış olmasına şaşırmamalı. Evet, bugünkü videoda da tam olarak az önce bahsettiğimiz gibi bir gizemli otel odasını konu alacağız. Bu gizem, 2013'ten beri Reddit'te birkaç kere gündeme gelmişti ve her seferinde de çeşitli söylentilerden bahsedilmişti. İşte bugün, nihayet 322 numaralı odada neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu hikaye, Joe Likes Music isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir Reddit gönderisiyle başlıyor. Kullanıcı, Houston bölgesini ziyaret ettiği bir zamanda Zaza adlı bir otelde kalıyordu ve yerel Houston subredditine Oda 322'de neler olduğunu sorduğu bir gönderi paylaştı. İş dolayısıyla burada sık sık kalıyorum. Otelin tüm odaları çoktan rezerve edilmişti. Fakat iş arkadaşım hiç ummadığımız bir şekilde bir oda kiralamayı başardı. Geri kalan herkesin odası klasik Zaza tarzındaki odalardandı. Fakat arkadaşıma denk gelen odaysa gotik tarzda zindanı andıran bir odaydı. Ciddiyim, odadaki yatak bir zincirle duvara bağlıydı. Duvarlarda kafatası resimleri ve tuhaf yaşlı bir adamın portresi asılıydı. Bu oda diğer odaların yaklaşık üçte biri kadardı ve odadaki mobilyalar televizyonun, yatağın ve pencerenin bir kısmını engelliyordu. Bu konu hakkında resepsiyonla görüştük ve görevli bize bakıp o odanın kiralanmaması gerekiyordu diyerek arkadaşımı o odadan hemen başka bir odaya taşıdı. Bu odanın olayı ne? Bilen var mı? Bu Reddit gönderisinin altında paylaşılan linkte odanın fotoğrafları bulunuyor. Fotoğraflar böyle bir otel için biraz tuhaf kaçıyordu. Fotoğraflara yakından göz attığımızda sizin için birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Bu odayla ilgili en rahatsız edici olan şey yatağın tuğla bir duvara zincirle bağlanmış olması. Soğuk beton döşeme ve duvarlarda asılı duran tabloların birbirinden alakasız olmasıydı. Öyle ki sanki resimler rastgele bir şekilde odaya serpiştirilmişti. Çünkü resimlere bir bütün olarak baktığınızda kendi aralarında belirli bir temaya uymadıklarını görebilirsiniz. Duvarlarda asılı olan kafatası resimleri ve rastgele bir adamın portresinin dışında az sonra 322 numaralı odanın ilginç bir hikayesini de duyacaksınız. Bu fotoğrafların yandaki logoya bakılırsa Yale Üniversitesi'nin gizli tutulan 322 topluluğuyla bir bağlantısı olduğu düşünülüyor. Bu biraz uzak bir ihtimal gibi görünse de internetteki insanlar garip bir şekilde bu bağlantıya odaklanmış görünüyorlar. Bu konu hakkında biraz daha araştırma yaptığımda bu topluluğun ilk olarak 1832 yılında ortaya çıktığını ve Russell Trust Association adında bir kardeş şirketinin olduğunu öğrendim. IRS ile vergi kayıtlarına baktığım zaman da bu şirketin 2016'da hala yaklaşık 3,9 milyon dolar varlığa sahip olduğunu gördüm. Bu her ne kadar ilginç olsa da ne yazık ki bu bağlantıyla ilgili bilgiler bunlarla sınırlı. O yüzden incelemeye devam edelim. Dördüncü ve beşinci fotoğrafı yeniden incelemek gerekirse, 2009'da federaller tarafından kapatılan bir Ponzi planını yürüten Houston asıllı eski Stanford Finans Grubu'nun yöneticisi J.K. Max'un bir portresini görüyoruz. Zaza Otel'in de aynı zamanda Houston'da olduğunu hatırlatalım. J.K. Max'un ismini Google'da arattığımızda Ponzi planının çeşitli anlaşmalarını detaylandıran, 2017 yılına uzanan çeşitli SEC belgeleri karşımıza çıkıyor. Bu adamın portresini odanın baş köşesine asmak gerçekten garip bir seçim. J.K. Max'un Zaza Otel'le veya özellikle bu odayla olan herhangi bir finansal bağlantısını bulamamış olsam da bulduğum şey şu oldu. J.K. Max, Delta Kappa Epsilon isimli bir kardeşliğe üye olan bir LSU mezunuydu. Tesadüfe bakın ki bu kardeşliğin
Zeta Zeta diye isimlendirilen bir bölümü vardı ve bunu sesli söylediğinizde kulağa Zaza ismini çağrıştırdığını fark edebilirsiniz. Bununla ilgili en garip kısım da kardeşliğin Zeta bölümünde Keşişler adı verilen ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen başka bir gizli grup olduğu gerçeği. Keşişler grubunun logosunun da bir kafatası ve kemiklerden oluştuğu gerçeğine atıfta bulundukları bir Wikipedia sayfası bulmayı başardım. Ancak burada yine bir çıkmaza giriyoruz. Kafatası ve kemikler saçma bir şekilde yaygın olan bir logo ve aradaki bağlantıları bu şekilde ararken gizeme kendimizi kaptırmak çok kolay. Otelin 4 yıldızlı bir otel olduğunu unutmayın ve bu oda her ne kadar bir gecelik kalmak için dünyadaki açık ara en kötü yer olmasa da odayı her kim tasarladıysa biraz zevksiz duruyor. Ancak oteldeki diğer odaların tasarımını göz önünde bulundurduğumuzda otel tasarımcılarının hiç de zevksiz olmadığını görüyoruz. Bu tarz otellerdeki suitlerin fiyatının gecelik ortalama $200'dan yaklaşık $500'a kadar çıktığını söyleyelim. Otelin diğer odalarının fotoğraflarına bakıldığında bu odanın otelin bir parçası olduğuna bile inanmak oldukça güç. Peki öyleyse bu oda da ne? Gönderiyi paylaşan kişiye geri dönersek resepsiyondaki görevlinin 322 numaralı odanın kiralanmaması gerektiğini söylemesi bu gizemi tamamen körüklüyor. Öyle görünüyor ki gönderi sahibi bırakın fotoğraflarını çekip internette yayınlamayı bu odada dahi olmamalıydı. Joe Likes Müzik kullanıcısı bu konuyu paylaştıktan sonra Houston subredditinde 2600 upvotes kazanmayı başardı ve birkaçı daha önce ele aldığım bazı söylentilere yol açtı. Bu hikayeyi ele alan medya kuruluşlarındaki makaleler yardımıyla neler olup bittiğine dair biraz daha ayrıntıya girdiğimizde otelin pazarlama müdürü Kira Kutz ile bir röportaj yapıldığını görüyoruz. Houston Press'in bu konudaki yazısı da şu şekilde. Kutz bize bunun aslında otelin temalı odalardan biri olduğunu ve adının da Hard Times yani zor zamanlar olduğunu, bir hapishane deneyimi sunmak adına hazırlandığını söyledi. Bu odadan diğer tema odalarını listeleyen ve açıklayan web sitesinde bahsedilmediğini tekrar not edelim. Kompakt bir oda olmasına rağmen otelin havuz tarafına bakan en büyük balkonlarından birine sahip olduğunu söyledi. Otelin diğer tarafında gemi kamerası yani Ship's Cabin adı verilen bir yatı andıran ve havuza bakan başka bir kompakt tema odası daha bulunuyor. Hiçbir tema odasının gizli olmadığını veya kiralanmasının engellenmediğini söylüyor. Bu gerçekten ilginç. Çünkü ne Ship's Cabin ne de Hard Times web sitesinde herhangi bir yerde listelenmiyor. Zor zamanlar yani Hard Times isminin seks zindanı gibi görünen bir odaya çok uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Kısaca özetlersek, otel bu odaların bir sır olmadığını söylüyor fakat web sitesinde bu odaları göremiyoruz. Bu konuya yeniden değineceğiz. Ama şunu söylemeliyim ki, otelden gelen bu açıklama sorularımıza pek cevap vermiyor. Aksine sadece daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Doğrulayabileceğimiz gerçeklere dayanarak her şeyden önce temalı odalarıyla bilinen bu otel, web sitesine eklemeyeceği bir oda için neden bu kadar zahmete girsin ki? Hele ki müşterilerin böyle bir odanın varlığından haberdar olabilecekleri hiçbir kaynak ortada olmazken, ne reklamlarda, ne web sitelerinde, ne de piyasada böyle bir odanın varlığına dair hiçbir kanıt yok. İşte bütün bunlar nedeniyle oteli aramaya karar verdim. Görevli, evet efendim. Yani hepsi için bir listeniz var. Konsept suitleri değil mi? İsimleri bu. Görevli. Şimdi en üst kattan başlayan suitlerimiz var. Bunlar şahane 7 suitleri. 12. katta yalnızca 7 tane var bu suitlerden. Daha sonrasında konsept suitlerimiz var. Bunlar 11. katta bulunuyor. Ve bunlar da yine temalı odalarımız. 11. katın aşağısında da junior suitleri bulunuyor. Ve bu junior suitleri temalı odalar değiller. Sadece diğer standart odalara göre biraz daha büyük ve geniş odalar. Anladım. Peki şöyle bir üstünden geçmek için söylüyorum. Şimdi sitede fotoğraflarınız var. Görevli, evet evet var efendim. Evet, az evvel baktım, teşekkürler. Suitimizi beraber geleceğim kadının seçmesini istiyorum. O yüzden burada tüm suitlerin olduğundan emin olmak için bir söyleyeyim size yazılı olanları. Bella Vita var. Black Label Fatal Charms var. Sanırım şu an müsait olan odalar yazıyor burada. For Your Eyes Only.
It Happened One Night, Rockstar Suite, Tycoon, konsept suitler için... tamam anladım. Buradakilerin dışında temalı odanız yok değil mi? Doğru mudur? Görevli, evet, evet bu oteldeki tüm temalı odalar bunlar efendim, doğrudur. Houston'da başka bir oteliniz var mı peki? Görevli, evet var, Memorial City Location var. Peki onun için ayrı bir site mi var? Görevli, yok aynı sitedeler. Sitenin en üstünde otellerimiz butonuna tıklarsanız orada Memorial City Location ve Museum District seçenekleri karşınıza gelecektir. Pekala, ben buradaki fotoğraflara bakacağım. Tekrardan emin olmak adına soruyorum. Burada yazılı olan odalar, Houston'daki iki otel içinde tüm temalı odalar değil mi? Görevli, aynen efendim, doğrudur. Gördüğünüz üzere 7. katın üstündeki katlardaki tüm otel odalarının temalı, aşağıdaki odalarınsa Junior Suite olduğunu belirtmişlerdi. 322 numaralı odanın 3. katta olduğunu düşündüğümüzde neden temalı olsun ki? Ayrıca bu odanın var olup olmadığını doğrudan sormadığıma da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü odanın varlığı zaten çoktan doğrulanmıştı. Bu konuşmanın bütün amacı bu odanın varlığının halk veya genel olarak müşteriler tarafından bilinen bir bilgi olmadığını kanıtlamaktı. Bu şu anlama geliyor. Bu otel odasının varlığından haberdar olmak için öncesinden bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu da aslında odayı halktan sakladıklarını açıkça ortaya koyuyor. İncelememize geri dönersek, ikincisi, duvarda neden J.K. Maxon bir fotoğrafı vardı? Bununla ilgili tüm makaleler, konuyla ilgili yanıt vermeyi reddediyordu. Daha önce bu konu hakkında görüşülen kadına aynı soru farklı zamanlarda defalarca soruldu ve her defasında da buna bakmam gerekecek yanıtını vererek daha sonra hiçbir şekilde sözünü tutup bir açıklamada bulunmadı. Otel tarafından sergilenen bu tutum, internette neler olup bittiğinin farkında olduklarını da göz önünde bulundurduğumuzda tam bir fiyasko. Kira Kutz'un Vice ile yaptığı bir röportajında bundan kendisinin de bahsetmesiyle bunu kanıtlayabiliriz. Üçüncüsü, resepsiyon neden odanın rezerve edilmemesi gerektiğini söylesin. Aynı pazarlama müdürü Kira Kutz, Vice'a verdiği röportajda odanın kiralanabileceğini belirterek gönderiyi paylaşan kişinin iddialarını yalanladı ve bu iddiaları kendisinin incelediğini belirtti. Ancak işler tam olarak burada daha da karmaşık hale geliyor. Tüm bu olayla ilgili olarak en şaşırtıcı şey, birden fazla müşterinin bu odadan apar topar çıkartılmış olmasıdır. Yani bu tek sefere mahsus bir olay değil. Bunu kanıtlamak adına burada sizi internetin bir başka tarafına, Hillary Davidson adındaki bir yazarın bloğuna yönlendirmek istiyorum. Hillary, bloğunda kendi seyahatlerini paylaşıyor ve 2012'de seyahatini gün be gün paylaştığı sayfadaki gönderisinde aşağıdakileri yazmıştır. Perşembe gece yarısı, Houston'ın Sasa Oteli'ne giriş yaptığımda ilk odam Hard Times olarak bilinen temalı bir odaydı. Bu kafatası resmi de duvarda asılıydı. Oraya vardıktan birkaç dakika sonra resepsiyon beni çağırdı ve beni başka bir odaya taşımak zorunda olduklarını söylediler. Resepsiyondaki görevliler benim bu odaya verilmem konusunda epey huzursuz olmuşlardı. Burada ilginç olan bu kadının odasından çıkarılma hikayesinin odanın gündeme gelmesinden önce gerçekleşmiş olmasıdır. Bu da otelin tam bir yıl öncesine dayanan resmi açıklamasında doğrulanabilir bir tutarsızlık olduğunu yakaladığımız anlamına gelir. Orijinal hikayeyi tam anlamıyla ele alamayacağımız için ve otel tüm sorularımızı yanıtlayamayacağına göre aslında neler olup bittiğini anlamanın zamanı geldi. Bu otelde neler olup bittiğine dair iki ana teorimiz var. Her ikisini de destekleyen kanıtlar mevcut. Ancak şahsen ben bir tanesini daha mantıklı buluyorum. İlk teori, bu odanın otel sahibi veya otel personelinden biri için tutulduğu. Ancak bu odanın dekorunu aklımıza getirdiğimde herhangi birinin burada rahat edebileceğinden şüpheliyim. Daha çok özel kullanım için ayrılmış bir seks zindanına benziyor. Bütün gün soğuk beton döşemeler ve rahatsız edici tablolar arasında yaşamaktan zevk alacak birini düşünemiyorum. Kira Kutz, otel sahibinin daha önce de bu odada 2 ay boyunca konakladığından bahsetmişti. Fakat tuhaf olan şey, eğer burası
bu kadar yüksek profilli bir oda olsaydı, muhtemelen bu odayı düzenli olarak tahsis etmek için gerekli olan bazı ek protokoller bulunurdu. Bu ek protokolün nedeni de faturayı otelin ödemesi ve vergi nedenleriyle yeniden hesap yapmak zorunda kalacak olmalarıdır. Aynı hatanın çalışanlar tarafından iki farklı müşteride yapılacağından da şüpheliyim. Otel sahibinin yasak ilişkisi yoksa eğer, neden sevgililerini pahalı bir oteldeki en küçük ve en ürkütücü oda yerine evlerine götürmesinler ki? İlk teori için bazı görüşler bulunuyor. Özellikle de eğer otelin sahibi en küçük odayı kullanarak paradan tasarruf etmek istediyse. Fakat ben bu ikinci teorinin daha açıklayıcı olduğuna inanıyorum. Bu otel odası bence eski bir işletmenin yeni bir projesi. Daha fazla müşteri çekmek için kullanılan en eski otel stratejisi nedir bir düşünün. Hayalet hikayeleri, perili odalar, en meşhur suçların gerçekleştiği odalar. Hepsi bir mülkün arkasında bir tarih duygusu yaratmak için tekrar tekrar kullanılan planlamalar. Paranormal olduğunu iddia eden en az bir otel duyduğunuzu garanti edebilirim. Buradaki teorimi desteklemek için 2013'te bu hikaye ilk patlak verdiğinde bu konu hakkında sahneye çıkan ilk kişinin pazarlama müdürü Kara Coates olduğunu unutmayın. Burada olduğuna inandığım şey otelin kasıtlı olarak insanları bu otel odasından çıkartıp başka odaya transfer etmesi ve benim şu an bu videoda yaptığımın aynısını yapmaları. Bu arada şimdiye kadar bundan bahsetmedim fakat Vice röportajı doğrudan bir reklam gibi duruyor. İnsanlar gerçekten buradaki gizemle ilgileniyorlarsa her şeyden önce neden bunu otele sorsunlar? Houston Zaza temalı odalara öncülük ettiğini iddia ediyor. Amerika'da bu odalara sahip ilk otellerden biri misiniz? Cidden mi? Temalı otel odaları? Hiç Disney oteli duydunuz mu? Zaza gerçekten halka böyle bir oda sunmaya karar verdiyse eğer, bütün bu tekrarlanan olaylardan sonra neden hala sitelerine bu odayı eklemediler? Bu adamlardan yıllanmış bir numarayı kullanarak dahiyane bir pazarlama planladıkları için hak ettiklerinden fazla bahsediyorum. Ama bakın, tam şu an bu plan hakkında konuşuyorum. Üstüne bir de video çekiyorum. Onların reklamını yapıyorum hatta. Sonuç olarak bu Reddit gizeminin açıklanması olarak hangi teoriyi seçerseniz seçin, ben bunu araştırmaktan kesinlikle keyif aldım. Eğer herhangi bir noktayı kaçırdığımı düşünüyorsanız, sizi yorumlarda bunu tartışmaya davet etmek isterim. Çünkü videolarımın yalnızca tek bir sonuca ulaşan gizemler olmasındansa, farklı yorumlara açık olmasını istiyorum.